Gözümle gördüm Reşat Yaşar Han'la birlikte gittiklerini. Ne zorlama vardı ne de tehdit. Kendi ayağıyla gitti bindi arabasına. Mustafa ikili oynuyor Ender Hanım. Yine Yaşar Han'lar için çalışıyor. Bilemiyorum. Kafam çok karıştı şimdi. Karışmasın. Mustafa'ya karşı çok dikkatli olun lütfen. Tamam Recai Bey. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Doğruymuş. Reşat, Yaşar Han Ankara'daymış bugün. Ha bize işten elimi çektim diye numara yaptı yani. Sinsi sinsi iş çeviriyorlar. Tam iki saat görüşmüş müsteşarla. İzinleri alacağımızı biri mutlaka duyurdu buna. Mustafa bu durumu bilmiyor ki anne. Ya nereden öğrenmiş olabilir? Mümkün değil. Duydu bir şekilde demek ki. O söyledi kesin. Ya dosyaları karıştırdı, ya bilgisayarlara girdi. Bir şey yaptı. Mümkün değil. Ya görse de anlamaz ki. Eğer Mustafa onlar için çalışıyorsa biz de bundan yararlanalım derim ben. Bizim istediğimiz şeyler gitsin Yaşar Han'ların kulağına. Hedef şaşırtalım. Deneyelim. Eğer onların adamıysa babanla o kadın için söylediği şeyler de yalan. Yaşar Han'ların tuzağını örtbas etmek için oyun oynadı bize bu. Nerede şimdi, odasında mı? Akşam üzeri çıktı. Bundan sonra her şey tersine dönecek. Eninde sonunda bozacağım oyunlarını. Yarın akşam yine eve kapanmak zorunda kalacağız. Fena mı? O yüzden söylemiyorum hayatım. Yani ben böyle gizli saklı yaşamak istemiyorum aşkımızı. Ne bileyim, rahat rahat takılalım istiyorum ama işte senin durumun. Çıktığımız şirkette duyulursa mahvolurum ben. Zaten beni çekemeyenler de var. Patrondan torpili diye hemen lafımı ederler. İşte o yüzden söylüyorum ben de. Şu şirketin devir işlemleri bir an önce hallolsaydı, kurtulsaydım şu sıfattan, rahat rahat yaşardık aşkımız. Ama işte Haziran'dan önce olmayacak. Belki de düşündüğünüzden çok önce satış gerçekleşir. Bildiğim bir şey mi var? Yok. Ağzımdan laf alamazsın. Yok be Müge. Vallahi şirket mirket umurumda değil. Bıkmışım ben zaten esaretten. Kurtulmak istiyorum bu kamburdan. Paramı alsam yeter. Sonra da rahat rahat aşkımızı yaşarız. Göğsümü gere gere ben bu kadını seviyorum diyebilirim herkes. Sonra da annemle tanıştırırım seni. Bak derim, anne bu kız başka. Bu kız oğlunun hayatını değiştirdi derim. Satış Mart ayında gerçekleşebilir. Bekledikleri bir şey var. Herkesten gizliyorlar ama bir yerden izin belgesi alacaklarmış. Olacak, dur bakalım. Mart ayı ne kadar hallolsa da biz de rahat rahat yaşasak aşkımızı. Seni seviyorum. Ben de seni çok seviyorum Erdoğan. Yaza kadar bütün pürüzlerinden kurtulacağını biliyorum. O pis iftira da temizlenecek. Sana güveniyorum ben. Çok iyi geliyorsun sen insana. Ne güzel bir şeysin sen. Pardon. Herkes çıktı sanıyordum. Bir çalışkan sen değilsin. Baban ortalıkta yok diye iki kat fazla çalışıyorsun bakıyorum. Öyle. Sahi, baban nerede? Şehir dışında mı? Yok, o buralarda ya. Bir hobi edindi kendine, balık tutuyor. İyi. En azından zararsız bir hobi. Şey, araban var mı? Var. Almadıysam ben bırakayım diyecektim. İyi akşamlar.
Meltem, yarın için bir planın var mı? Evet. Ha, benim yok da. Çünkü sevgilim hala sensin benim. İyi akşamlar, teşekkürler. Çok yorucu bir gün oldu. Ama birçok şeyi de hallettik. Her şey için çok teşekkürler. Yani eğer siz olmasaydınız... Bizim daha yeni başladık. Kontrolü tamamen size bırakıyorum. O halde ilk önce sıkı bir yatırımcı bulacağım sizin için. Muhtemelen bu hafta içinde kuvvetlilerle de tanıştıracağım sizi. Başka hiç kimse olmasa bile onlarda iyi bir kaynak bulacağımıza eminim. Harika, çok güzel. O halde iyi geceler. Sen garaja çek arabayı. Peki ne yaptınız? Ceza verdim demeyin. Konuşularak çözülmeyecek hiçbir şey yoktur. Hayatım, bak kim var burada. Günaydın. Hoş geldiniz Lale Hanım. Hoş bulduk. Birlikte yürüyüş yaptık Lale Hanım'la. Sonra da bizimle kahvaltı etmek için zor ikna ettik. Çok zarifsiniz. Ne güzel. Ankara gezisinin detaylarını da sen yokken ondan öğrendik. Çok verimli geçmiş. Evet, yani uzun zamandan sonra çok güzel gelişmeler oldu. Lale Hanım'ı tanımak büyük şans. Elinde çok önemli anahtarlar tutuyor. Galiba bizim için en önemli anahtar yan evin anahtarı oldu. Fırsatların ne zaman nereden çıkacağını bilemiyorsunuz. Ben de karşıma çıktığında her türlü fırsatı değerlendiriyorum. Neredeyse yandaki evi bilerek satın aldığınızı düşüneceğim. Sohbet ve kahvaltı çok güzel ama benim işe gitmem gerekiyor. İyi günler. İyi günler. Günaydın sevgili ailem. Biri daha yürüyüşten döndü. Oo, Lale Hanım da buradalarmış. Günaydın, afiyet olsun. Merhaba. Üstünü değiştir de gel istersen. Birlikte kahvaltı edelim. O anca vurur kafayı yatar. Gece ağır geçmiş belli. Yok be abi, işteydim. Sabaha kadar çalıştım. Madem herkes burada, size bir sürprizim var. Bundan sonra Lale Hanım'la da beraber çalışacağımıza göre... onun duymasında da bir sakınca yok. Rüzgar Enerjisi projesinin izni Mayıs ayından önce çıkıyor. Emin misin? Çok eminim. Kaynağım sağlam, sen biliyorsun. O halde acele etmemiz lazım. Kesinlikle. Bu bizim için iyi bir gelişme galiba. İyi. Hem de çok iyi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.